Bak şuradaki var ya bak. Şu an. Bak bak siz üç kardeşsiniz de çek. Bütüne burada bak. Nesi kahve yapıyor mu? Şey, mola verirsiniz de.
sezonu geçen seneye göre yaklaşık bir 20 gün önce, yani 20 gün daha erken hasata girdi. Rekolte olarak geçen seneye nazaran bir %10, %15'lik gibi bir artışımız mevcut. Ama işte çiftçi artan maliyetlerin altında ezilmeye devam ediyor şu an için. Piyasada bir belirsizlik hakim. Piyasa hala ne olduğu belli değil. Yani yaklaşık burada bir 20 gündür falan hasat süreci devam ediyor. Ancak işte dediğim gibi belirli bir piyasa yok. Çiftçi bu konuda çok mağdur bu sene. Yani bu işi zaten biz ihracatçı firmalara devrediyoruz. Bahçemizden hasat olup köyümüzde yaklaşık bir 10-15 tane ihracatçı firma var. Bahçeden hasat olup ihracatçı firmalara bu mal geliyor. Ancak 20 gündür alım süreci var. Ama 20 gündür hiçbir şekilde fiyat açıklaması yok. Yani şu an bahçesinden malını getiren çiftçinin fiyat konusunda hiçbir bilgisi yok. Geliyor buraya malını bırakıyor, tekrar bahçeye geri dönüyor. Yani kulaktan duyma laflarla işte 80 liralardan bahsediyorlar. Ya bizim burada zaten hani fiyat düşük ya da çok yüksek, böyle bir şey belirleme gibi bir olayımız yok. Yeter ki çiftçi verdiği malı işte desin, arkadaş ya ben 50 liraya bugün bu malımı verdim. En azından hesabını kitabını bilsin. Geçen sene işçi yömyesi, yani günlük yömye 600 lira bandındaydı. 500 lira, 600 lira bandındaydı. Bu sene tam çarpı 2 oldu. Yani 1100-1200 lira gibi bir işçilik maliyeti var. Günlük bir kişinin maliyeti. Bu sadece yömye. İşte bunun kalacak yeri, yiyecek, içeceği, bir kişinin maliyeti bugün için 1500-1600 liralara tekabül ediyor. Ama senin malın, yani bahçemizden toplayıp buraya getirdiğimiz mal, geçen seneyle aynı oranda olunca ne oluyor bu sefer? Çiftçi bu işin altında eziliyor. Bursa'dan genel olarak işte Avrupa ülkelerine gidiyor. Rusya ağırlık olarak çalışılıyor. Ya bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani dünyada bu kadar nadir olup ama hiç edilen, yok edilen bir meyve türü daha yoktur. Bu sene 2024 yılının incir hasadına yaklaşık bir hafta 10 gün önce başlamış durumda. Tabii ki fiyatlar beklediğimiz anlamda çiftçiyi tatmin etmedi. Daha incir başlaması, dediğim gibi bir hafta 10 gün olmasına rağmen henüz incirin kaç liradan alınacağı, kaç liradan alıcı bulacağı tam net bir şekilde açıklanmadı. Ancak piyasada bir 70-80 lira gibi bir söylenti dönüyor. Tabii bu da haklı olarak çiftçiyi biraz mutsuz ediyor. Mutsuz etmesinin sebebi, yani 11 ay boyunca emek verdiğimiz, büyüttüğümüz incir ağaçlarımız, bakımını yaptığımız incirlerimizden en büyük gelir kaynağımız bunlar bizim. Geçen sene 110-120 lira kadar bulan incir bu sene 80 lira. Geçen seneki işçi yömyesi 600 lira. Bu seneki işçi yömyesi yemesi, içmesi, konaklaması ile beraber 1500-1600 lira kadar buluyor. Bu sene aslında işte yani iklim sebebiyle her sene aslında biraz daha erken oluyor. Çünkü incir sıcağı sever. Akşam serin, akşam ve sabah sıcağı sever. Sıcağı görünce de yağmurlarımız da bu sene güzel yağdı. Havalar da güzel gitti. Ağaçlar rüzgarlı havalarda strese girince bu sefer de meyvemizi daha iyi verdi. Daha erken verdi. Geçen sene oranla ürün kalitemiz de çok yüksek. Geçen sene oranla kalitemiz yüksek. Yani beklentimiz aslında bizim bu sene 100-120 arası açılması bekleniyordu. Tabii ki de bolluğa göre düşüşler yaşanabiliyor. Bol zamanında fiyat aşağı çekilebiliyor. Ancak yani daha yeni başlamış bir meyvede dip fiyattan hasat etmek bizi zor duruma sokuyor. İncirimiz genel olarak ikiye ayrılıyor. İç piyasa ve ihracat olmak üzere. İç piyasadaki ürünlerimiz daha olgun, daha sulu, daha tatlı. Bunlar büyük pazar olarak İstanbul'da gönderiliyor. Onun haricinde Adapazarı ve Ankara olarak ayrılıyor. Yurt dışında genel anlamda en büyük inciri Almanya alıyor. Ondan sonra Fransa geliyor. Daha sonra da oradan da diğer Avrupa ülkelerine dağıtımı sağlanıyor.